Merhaba değerli arkadaşlarım, merhaba müzik severler ve bağlama severler. Videoma hoş geldiniz. Ben Ali Kocaoğlu, 40 yıllık bağlama eğitmeniyim. Arkadaşlar, bugünkü dersimiz ikinci alıştırma. Bundan önce 4 ve 5 numaralı videomda ders 4, ders 5 diye ilk alıştırmamızı, alıştırma 1'i çalışmıştık. Alt tellerde, belli bir bölgece alt tellerde çalışmıştık. Umarım o videoları birazcık olsun çalışmışsınızdır. Arkadaşlar, çünkü bu periyodik olarak merdiven basamakları gibi birinci, ikinci diye çıkmamız gereken dersler bunlar. Daha önceki videoları dikkatlice izleyip çalışmazsanız belli bir seviyeden sonra algılayamazsınız, çalışamazsınız. Bunlar birbirine zincirleme bağlı dersler. Umarım zaman ayırıp bunları çalışmışsınızdır. Arkadaşlar, şimdi siz belki diyeceksiniz ki bu ya alıştırma, bir alıştırma, iki alıştırma, üç böyle gidecek herhalde. Hayır, gitmeyecek. Türkülere gelse de, gösterse de çalsak. Hayır, öyle olmuyor arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Alıştırmaları yapamadan türküleri asla çalamayız. Belki bir yerlerini benzetebilirsiniz. O kadar. Ben bu eğitim videolarını yapmaya karar verince YouTube'a girip bu dünyaya bir baktım. Aman ne video başlıkları gördüm. 3-5 derste bağlama öğretenlerim sorarsınız. Hatta 2 dakikada bağlama öğrenme diye bir video başlığı gördüm. Ya videonun kendisi zaten 10 dakikalık bir video. 2 dakikada bağlama öğretiyor. Yok böyle bir dünya. İnsanlar konservatuarlarda 5 yıl neden zaman harcıyorlar? Neden uğraşıyorlar? Bu 3-5 derste, 2 derste filan öğrenilse. Aklım şaştı. Tutsam, yakalayabilsem, görebilsem ağızlarına biber süreceğim ama yaşlı bir adamım. Nerede bulayım, nerede yakalayayım? Yok böyle bir dünya arkadaşlar. Zaman harcayacaksınız. Bu bedeli ödeyeceksiniz. Yoksa olmaz dedikten sonra saadete gelelim. Arkadaşlar, bugünkü dersimiz daha önceki o iki videomuzda, son iki videomuzda alt telde çalışmıştık. Re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re. Önce bir dörtlük, sonra sekizlik olarak. Şimdi bu dersimizde orta teli, iki numaralı telimizi tanıyacağız. Arkadaşlar, iki numaralı telimizin İki eşik arasındaki boşlukta hiç parmak müdahalesi olmadan vermiş olduğu ses sol. Üçüncü perde la. Dördüncü perde si bemol. Ve yedinci perde do. Ve önce birer dörtlük olarak seslendireyim. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Bir dörtlük notamızın tezenemleri nasıldı? Hep üsttendi. Tezenemizi hep üstten vuracağız. Ve arkadaşlar, sadece ilgili tele vuracağız. Sadece orta tele vuracağız. Böyle işte hepsine bir tezeneyi vurduk. Bu soldan başka sesler de duyuluyor. Asıl alacağımız ses sol ses veya işte orta telde alacağımız ses kaybolur. Sadece ilgili tele, parmağınızı çöktüğünüz tele vuracaksınız tezeneyi. Bu alışkanlığı edineceksiniz. Evet. Önce bir dörtlük olarak birinci ölçümüz sol, la, si, do. Daha dinleyin. İlk iki ölçü bir dörtlüklerden oluşan iki ölçümüzü sol,
La, si, do, do, si, la, sol. Şimdi sekizlik olarak çalıyoruz. Sekizlik notalarımız bir dörtlüğün yarı değerine sahip olduğu için ne yapıyorduk? İki katı hızlı çalıyorduk arkadaşlar. Tezenemizde bir üstten bir alttandı. Sol, la, si, do, do, si, la, sol. Sol, la, si, do, do, si, la, sol. Şimdi ikisini birlikte bir dörtlük ve sekizlikleri birlikte çalıyorum. Sol, la, si, sekizlikler. Sol, la, si, do, do, si, la, sol. Sol, la, si, do, do, si, la, sol. Arkadaşlar, sekizlikleri iki defa çaldım. Çünkü ölçümüzün sonunda, sekizlikler olan ölçümüzün sonunda ölçü tekrar var ve iki defa çalacağız. Geliyoruz ikinci porteye. İkinci portede arkadaşlar bir perde aşağı iniyoruz. Bakın burası si bemoldü. Si bemol 2'ye iniyoruz beşinci perdeye. Beşinci perdeye çöktüğümüzde si bemol sesini verecek bize. Başka bir şey değişmiyor. Diğer notalarımız aynı parmaklarda aynı yerlerden baskı yaparak alıyoruz. Dinliyorsunuz. Sol, la, si, do, do, si, la, sol. Sol, la, si, do, do, si, la, sol. Yine ilk iki ölçüden sonra peşinde hemen sekizliklerden oluşan ölçümüz var. Sekizlikleri dinliyorsunuz. Sol, la, si, do, do, si, la, sol. Sol, la, si, do, do, si, la, sol. Şimdi bir dörtlük ve bir sekizlikleri İkisini birlikte seslendiriyorum. Dikkatli dinleyin. Şimdi arkadaşlar, üçüncü portemize iniyoruz. Son portemiz. Gene bir dörtlüklerden oluşan ilk iki ölçüyü çalacağım. Ama bakın, burada üçüncü portede değiştirme işareti yok. Diyez veya bemol yok. Birinci portede buradaydık, si bemoldü. Beşinci perdeye indik, si bemol 2 oldu. Ve şimdi bir aşağıya ineceğiz. Natürel si. Değiştirme işareti yok başlıkta. Ve parmağımız da değişecek. 3 numaralı parmağımızla baskı yapacağız. Sol, la, si, do, do, si, la, sol. Şimdi sekizliklerini çalıyorum. Sol, la, si, do, do, si, la, sol. Sol, la, si, do, do, si, la, sol. Şimdi bir dörtlük ve sekizlikleri durmadan
kesinti yapmadan ve sürelerini doğru bir şekilde, tezenerlerini doğru bir şekilde ikisini birlikte çalıyorum. Sol, la, si, do, do, si, la, sol, sol, la, si, do, do, si, la, sol, sol, la, si, do, do, si, la, sol. Evet arkadaşlar, ikinci alıştırmamız da bu. Bu kadar. Ben videoyu fazla uzatmamak için, sizi de fazla sıkmamak için birer defa, ikişer defa çalıyorum bölümleri. Ama siz defalarca bunu dinleyerek, videoyu izleyerek ne yaptığımı daha iyi anlayıp daha iyi icra edebilirsiniz. Arkadaşlar rica ediyorum, bakın emek veriyoruz. Bağlama ilk dersim, ders 1, bağlama tutuşuyla başlıyor. Lütfen oradan hareket ederek iyi bir bağlama tutuşu ve iyi bir el, sağ ve sol el pozisyonu alarak başlamazsak bunu yapamayız. Bir şey anlatarak bitireyim bugünkü videoyu. Yine YouTube'da gezinirken bir hanımefendi evde bağlama öğrenmek diye bir video koymuş kapağa. Bakayım dedim, 3 dakikalık bir video. Arkadaşlar inanır mısınız? Yani kendi evde öğrenmeye çalışmış. Ben diyor bir ay falana gittim, bir ay işte şuraya gittim ama zaman bulamadım, gidemedim filan diyor. Ve bağlamayı çaldığını sanıyor, inanır mısınız? Bağlamayı tutamıyor. Bağlamayı tutamıyor daha. Ve diyor ki buraya la diyorlar. Kim diyor? Emin misin? Üç kuruşa beş köfte yok arkadaşlar. Emek harcayacaksınız. Diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.